Mesaj Plus e-okul terminali kurulumunda ikinci aşamayı birlikte gerçekleştirelim. Programımızı masa üstünde çalıştıralım. İkinci aşamanın temel amacı programın öğrencileri tanıması. Bu kapsamda e-okulda günlük devamsızlık sayfasını açıyorsunuz. Burada kısa bir hatırlatma yapalım. E-okula iki adres üzerinden girebilirsiniz. E-okul ve e-okul olarak. Burada programımız sadece e-okul açıksa çalışıyor. Şuradaki linkte gördüğünüz gibi. MapQuest'ten giriyorsanız da zaten otantik yönlendirme var. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Günlük devamsızlık sayfasında sınıfımızı açtığımızda bir sınıfımızı seçelim, listele diyelim. Burada terminalde de sınıf ekleme düğmesini açıyorsunuz. Burada 12A açıksa burada da yine aynı şekilde 12A'yı açıyorsunuz. Ki bütün sınıflarınız için tek tek yapmanız gerekiyor bunu. Seçtik 12A'yı. Ekle dediğimizde öncelikle program sınıfta kaç tane öğrenci olduğunu öğreniyor. Sonrasında her öğrencinin kimlik numarasının ilk 8 hanesini öğreniyor. Tamamını öğrenmiyor. Bunun nedeni veri tabanından ilk 8 hane çalınsa da zaten bir anlam ifade etmez. Bir güvenlik önlemi oluyor. Ayrıca her öğrenci için kimlik numarasının fotoğrafını çekiyor ve bunu sadece sizin bilgisayarınızda saklıyor. Bu da yine aynı şekilde bir güvenlik önlemi olarak işe yarıyor. Devamında bütün öğrencileri tek tek öğreniyor ve bir sınıfı öğrenmesi yaklaşık 1 dakika sürüyor. Sonrasında her sınıfı böyle tek tek ekleyeceksiniz. Her sınıfı eklediğinizde şu şekilde gelip terminalde, belgelerim terminalde kimlik numaralarının tutulduğu klasörle sınıfa girip genel olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Normalde kimlik numaraları bu şekilde görünmüyor. Kimlik numaralarının okunması lazım. Windows 8'de tam olarak görünmüyor. Onda da isterseniz tıklayıp çalıştırıp bakabilirsiniz. Ama burada sayılar net bir şekilde görünüyor. Herhangi bir kimlik numarasında hata var ise sizin bunu düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü diğer türlü program öğrenciyi tanımayacaktır. Diyelim ki 3 numaralı öğrencide hata var. O zaman e-okulda günlük yoklama sayfasına geliyoruz. Sınıfımızı açıyoruz. Terminalden de öğrenci ekleye tıklıyoruz. Sınıfı seçiyoruz. Hatalı olan öğrenci 3 numaraydı. 3 numarayı seçiyoruz ve ekle diyoruz. Ekle dediğimizde program otomatik hatalı kimlik numarasını yeniden alarak düzeltiyor. Böylece ikinci aşamayı tamamlamış oluyoruz. Sınıfları genel olarak kontrol ettiğinizde hatalı fotoğraf yoksa zaten öğrenci ekle yapmanıza gerek yok. Bu şekilde hızlıca her sınıfı 1 dakika içerisinde alıyor. İkinci aşamayı tamamlamış oluyorsunuz.